Bismillahirrahmanirrahim. Babur racüleyni yüezzinu ehaduhuma ve yukimul ahar. Bu bab şu iki adamın bahsidir ki birisi ezan okuyor, öteki de kâmet getiriyor. Bu caiz midir, değil midir? Evvela İmam-ı Tahavi buyuruyor ki Haddesena Yunus قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن زياد بن نعيم أنه سمع زياد بن الحارث السدائي زياد بن حارث السدائي زياد بن نعيم شتي قال زياد بن حارث السدائي diyor ki أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ben Peygamber Efendimize geldim. Südai Suda saatin zemmiyle ve dağın hiffetiyle Yemen'den bir kabiledir. O kabileden olduğundan Südai denildi. Bu Ziyad ibn Haris-i Südai Peygamber Efendimiz'e gelmiş. İslamiyet'e biat etmeyi için. Hatta bunun gaziyesinin tamamı var ki Resulullah Efendimiz o kabileye asker göndermiş. Onlar da bu Ziyad ibn Haris'i göndermişler ki aman git bizim için eman dile biz Müslüman olalım. Ziyad bin Haris de geldi Resulullah Efendimiz'e İslam için biat etti ve ya Resulullah sen asker göndermiştin. Askeri gerisin geri çek. Benim kavmimin Müslüman olmasına ben kefilim dedi. Resulullah Efendimiz de buyurdu ki öyleyse git o askerin kumandanına söyle gerisin geri dönsün. Senin kabilenle harp etmesinler onlar da Müslüman olsunlar. Bu Senetül Üfud'da oldu. Senetül Üfud ki Hudeybiye biatından sonra serbestlik oldu. Bütün kabileler Resulullah Efendimiz'e serbest giderdiler, gelirdiler. İşte o seneye Senetül Üfud dediler ki kabilelerin ekserisi o senede Müslüman oldular. Felemma kâne Ziyad ibn Haris diyor ki oktaki oldu evvel-i subh sabahın evveli oldu. Yani fecir tülü etti. Emereni Resulullah Efendimiz beni emretti. Feezzentü ben ezan okudum. Sümme kâme ile salati. Sonra namaza kalktı. Fecaa Bilal. Bilal geldi ki liyukime ikamet okuya. Ezani Hazreti Ziyad okumuş Resulullah'ın emriyle. Hazreti Bilal da ikamet etmek için gelmiş. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah Efendimiz Bilal'e dedi ki inne aha suda'e. Suda kardeşimiz. Araplarda bir kabileden olursa onu Eha Suda, Eha Yemen, Eha Üneyze böyle tabir ederler. Bu Suda kabilesinden olan kardeşimiz ezzene ezanı okudu. Ve men ezzene fehve yukimu. Ve men ezzene kim ezan okursa fehve yukimu ikameti de o yapar. Çünkü ezanı okudu, ikametten men ettiğin gibi ona bir vehşet gelir, hüzün gelir. Bu gelmemesi için ikameti de o okusun. Şimdi bu rivayet böyle geldi. Bundan ulema ihtilafa düştüler. Evvela ittifak ettiler ki ezan okuyan adam ikameti başkası okuyabilir mi, okuyamaz mı? Bu caiz. Birisi ezanı okur, birisi de ikamet eder. Fakat evleviyette ihtilaf ettiler. Hangisi daha evladır? Ezan okuyan ikameti de o mu yapsın? Yoksa öteki tarafı da yapılsa caiz midir? Cevazında tabi ittifak var da evleviyetinde ihtilaf var. Ulemanın ekserisi dediler ki fark yok. Hangisi okursa okusun kâmeti de. Bu mesele bir geniştir. İster o okusun ister o okusun. Bu mezhebe sahip olanlar İmam-ı Malik, Ehli Hicaz'ın ekserisi, İmam-ı Ebu Hanife, Ehli Kufe ve ulemanın bazısı da buna kail oldular ki hangisi okursa okursun. Bir evleviyet yok. Fakat bazıları dediler ki işte bu hadise Ziyad'ın hadisini binaen hayır. Ezan okuyan ikameti getirmesi evladır. İkinci hadisi şerif İmam-ı Tahavi şöyle rivayet ediyor. Haddesana ibn-i Merzu kâle haddesana Ebu Asim an Süfyan kâle akbereni Abdurrahman ibn-i Ziyad an Ziyad ibn-i Nu'im عن زياد بن الحارث السدائي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إمام التحاوي بن مرزوق تركيلة والسدائي حديثني
başka bir senetle zikrediyor. Burada kitapta Abdullah ibn-i Haris yazmış fakat sahih-i Abdullah yerine Ziyad, Ziyad ibn-i Haris. Kale Ebu Cafer, Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyurdular ki فَذَهَبَ قَوْمٌ bir cemaat sahip oldular ilâ hâdel hadis, bu hadise. Ziyad'ın hadisine ki İmam-ı Şafii, İmam-ı Ahmet, İmam-ı Leys, İmam-ı Sevri, İmam-ı Evzai, İmam-ı Malik, İmam-ı Zühri buna sahip oldular ve ehl-i hadisin ekseri de buna sahip oldular. فَقَالُوا dediler ki لَا يَنْبَغِي layık olmaz, yani mekruh olur en yuqime ikamet eder is-salati namaza gayrullezi şur bir kimsenin gayrisi ki ezzene daha o namaza ezan okudu. O namazın ezanını okuyan adamın başkasının ikamet etmesi layık değildir, yani mekruhtur dediler. Ve halifen bunlara muhalefet eyledi fi zalik bu ikamet meselesinde aharun diğerler. Fekalu o diğer ulema buyurdular ki la bâse beys olmadı en yuqîmes salâte namazı ikame eyle gayrullezî ezzene lehâ. Ezan okuyanın gayrisinin ikamet getirmesinde beys yoktur. İmam Ebu Hanife, İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed, Hasan-ı Basri, İmam Malik, İmam Sevri bunlar da zahib olmuş oldukları mezhep budur. Yukarıda İmam Sevri'den bir rivayet var ki mekruh gördü. Fakat sahih olan cevaz verenlerdendir. Yani mekruh değildir diyenlerdendir. Ve ihtecu ihticac eylediler fi zalik mekruh olmadığı hakkında bima haddesena bize rivayet edilen hadisler. Kim rivayet eylemiş İmam-ı Tahaviye? Ebu Ümeyye. Kale haddesena el-Mualle ibn-i Mansur. Kale ekbereni Abdüsselami ibn-i Harb. Kimden? En Ebil Ümeys, Ebil Ümeys'ten. O da kimden? En Abdillah ibn-i Muhammed ibn-i Abdillah ibn-i Zeyd. Bundan haber vermiş Abdullah ibn-i Muhammed'den. Abdullah ibn Muhammed de kimden? En ebihi babası Muhammed ibn Abdullah'dan. O da kimden? En ceddihi ceddi Abdullah ibn Zeyd'den. Rivayet ediyor, haber veriyor ki ennehu Abdullah ibn Zeyd hine üriyel ezane ezani gördürüldüğü vakitte, yani ezani rüyada gördüğü vakitte emren nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz ona emriyledi. Bilalen Peygamber Efendimiz Bilal emreyledi. Feezzene ve ezan okudu. Sümme emre Abdullah, sonra Abdullah'a da emreyledi. Feekame, o da kâmet getirdi. Şimdi bu rivayette delil getirdiler ki ezan-ı rüyete gören Abdullah ibn-i Zeyd. Bu Bilal'a talim eyledi. Hazreti Bilal radıyallahu anh ezanı okudu. Abdullah ibn Hazreti Abdullah da nadim oldu. Bunu Peygamber Efendimiz fehmedince Abdullah da dedi sen de ikameti getir, o da ikameti getirdi. Haddesena Fehdun kâle haddesena Muhammed ibn-i Sa'id ibn-i İsbihaniyyü kâle haddesena Abdüsselam ibn-i Harbin en Ebil Ümeys. Ebil Ümeys'ten rivayet edildi en Abdullah ibn-i Muhammed ibn-i Abdullah ibn-i Zeyd Abdullah ibn-i Muhammed'den. O da kimden? En Ebihi babası Muhammed'den. O da kimden? En ceddihi ceddi Abdullah ibn Zeyd'den rivayet edildi. Kale Abdullah ibn Zeyd diyor ki Eteytun Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e geldim. Fe akbertuhu, ona haber verdim. Neyi? Keyfe reytul ezane, ezani nasıl gördüğümün keyfiyetini ona haber verdim. Fe kale buyurdu ki Elgihinne, sen o ezanın kelimelerini öğret. İlgayet ala Bilal'in, Bilal'a ilgayet. Yani ona öğret. Fe innehu Bilal enda nida itibariyle daha yüksektir. Daha güzeldir. Sevten, sevt yünide. Sevt yününden daha endadır. Yani nidası daha kuvvetlidir minke senden. Enda nedaden gelir. Neda yaşlık demektir. Boğazında yaşlık olan adamın sesi uzun olur, kuvvetli olur. Onun için ona endâ sevten derler. Yani boğazında yaşlık çok, sedası kuvvetli. فَلَمَّا اَذَّنَ بِلَالٌ Bilal vaktaki ezan okudu. Nedime Abdullah, Hazreti Abdullah nadim oldu.
فَاَمَرَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz Abdullah'a emreyledi. En yukime ikamet etmeyi emreyledi. O da kalktı, ikamet getirdi. Şimdi bu delil oldu ki, Bilal ezan okumuş. Abdullah ibn Zeyd de ikamet getirmiş. İkisi ayrı şahıs. Öyleyse ezan okuyanın gayrisi ikamet getirebilir. Bunda bir kerahat yok. Olsaydı Resulullah Efendimiz emreylemezdi. Felemma tadadde vaktaki zıddı doldu birbirine aykırı oldu. Hazanil hadisani bu iki hadis. İki hadis ki birisi Ziyad-ı Südai'nin hadisi ezan okudu ve kâmeti de o getirdi Resulullah Efendimiz'in emriyle. Bu ikincisinde de Bilal ezan okudu. Abdullah ibn Zeyd de kâmeti getirdi. Bu iki hadis birbirine zıddı oldu. Eredina biz murad eyledik ki enneltemise iltimas edelim hükmü hadel bab, bu babın hükmünü min tarikin nazar, nazar tarikiyle arayalım. Dine stahrice, istihraç edelim ta ki bihi o nazarla minel kavleyin iki kavulden kavlen sahihen sahih bir kavul çıkaralım. Fe nazarna fi zalik, buna nazar eyledik. Fe vecedna biz bulduk. El asla, asli bulduk. Böyle asıl kel müttefek aleyh, anın üzerine İttifak edilmiş aslı kaideyi bulduk ki ennehu şen la yenbeği layık olmaz en yüezzine ezan okumak en okuya okuması racülani iki adamın ezan okuması neyi ezanen vahiden bir ezanı okuması caiz olmaz. İki adam gelsin de bir ezanı okusunlar. Nasıl? Yüezzinu ezan okur kullu vahidin minhuma onlardan her biri ba'dahu ezanın ba'zısını. Mesela yarısını birisi okur, yarısını birisi okur. Yahut da mesela biri Allahu Ekber, Allahu Ekber'dir. Öteki de ikinci Allahu Ekber, Allahu Ekber'dir. Biri eşhedü en la ilahe illallah okur. Öteki eşhedü enne Muhammeden Resulullah okur. Yahut ezanın yarısını birisi okur, yarısını birisi okur. Bu layık değildir. Bu müttefekun aleyh. Bir ezanın bazısını birisi okusun, diğeri de bazısı okusun, bu olmaz. Hatta bir adam ezan okunurken tutulsa da ezanı okuyamasa yahut da Allah'ın rahmetine kavuşsa, ezan herhangi bir surette yarım kalırsa, ikinci adam bu ezanı onun koyduğu yerde mi başlamalı yoksa yeniden mi başlamalı? Yok, yeniden başlamalı. Yeniden başlar, yeniden okur. Bu müttefekun aleyh. فَحْتَمَلَ مُحْتَمِلُ oldu ki اَنْ يَكُونَ الْاَزَانُ وَالْاِقَامَةُ Ezan ve ikamette ola kezalik böylece onları birisini bir adam diğerinde başka bir adam okuması caiz olmaya nasıl bir ezanı iki adam okuyamazsa ezan ikameti de iki adam okuyamaz. Caiz ki böyle ola. لَا يَفْعَلُهُمَا اَزَانِ ikameti okuyamaz اِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ اِلَّا bir adam okur. Buna böyle olmak ihtimali oldu. Ve ihtemel edefi mühtemil oldu ki en yekûne ezan ve yekâmet olarlar keşşeyeynil müteferrikeyni ayrı ayrı iki şey gibi olarlar. Ki felâ bâse bâs olmaya ben yetevellâ tevelli ede külle vâhidin minhuma onlardan her birilerini tevelli ede okuya racülün bir adam elâhidetin tek başına ayrı ayrı şeyler ezanı bir adam okuyabilir. İkameti de birisi okuyabilir. Böyle olmak ihtimali de var. Şu anda ezan ikameti. Ya bir ezanı iki adam okuyamadığı gibi böyle olmak ihtimali var. Yahut da ayrı ayrı iki şeydirler. Öyle de olmak ihtimali var. Mesela evde diyelim evde ezanını birisi okur, ikinci ezanını da başkası okur olabilir. Bu da ezanı birisi okur, ikameti de başkası okur olabilir. İki ihtimal oldu. İki ihtimal olduğundan fenezerine biz nazar ettik. Fî zâlike bunda. Buna nazar ettik ki bakalım nasılmış. Fara'eyna biz gördük. Ney? Es-salâte namazı ki lehâ namaz için orucudur. Esbabın sebepler. Öyle sebepler ki tetekeddemuha tekeddüm eder. Namaza tekeddüm eder. Namazdan evvel yapılması lazım gelen sebepler var. Bu da neden? Minedduâi ileyha namaza çağırmak bil ezâni ezâniyle. Ezan okuyup namaza çağırmak ve minel ikameti ikametten daha namaza ikamet edip namaza, namazın kıyam ettiğini bildirmek gibi sebepler var. Ha da işte bu ezan ve ikamet fi sair salavat
diğer namazlarda da var. Namazın o sebepler ise de sabah namazında değil, diğer namazlarda da var. وَرَيْنَ الْجُمْعَةَ الْجُمْعَةِ de gördük ki يَتَقَدَّمُهَا الْجُمْعَةِ يَتَقَدُّمِ der. Hutbetun hutbe. Öyle hutbe ki لَا بُدَّ مِنْهَا elbette o hutbeyi okumak lazım. فَكَانِتِ السَّلَاتُ سَلَاتُ cümle namazı olur. مُضَمَّنَةً مُضَمَّن olur, tamamlanmış olur bir hutbeti hutbeyle. وَكَانَ مَنْ صَلَّ الْجُمْعَةِ cümleyi her kim kıldırırsa kılarsa بِغَيْرُ hutbetin hutbesiz her kim cümleyi kılarsa فَسَلَاتُهُ بَاطِلَ onun namazı batildir. Niye? Hutbe şarttır. Şart olmadığı gibi namaz da olmaz. حَتَّى تَكُونَ الْخُطْبَةُ حَتَّى خُطْبَ وَلَا قَدْ تَقَدَّمَتِ السَّلَاةَ namaza tekaddüm etmiş ola. Evvela hutbe okuna sonra namaz kılına ki o cümle namazı sahih ola. Hutbeyi okumadan cümle namazını kılsa şart olmadığından dolayı namaz batıl olur. Şimdi biz namazın sebeplerini gördük. Beş vakit namazı gördük ki onların sebeplerinden birisi ezan, birisi ikamet. Bir de cümle namazını gördük ki onun da bir sebebi var, hutbe. Onun cümle namazından evvel hutbe okunacak. وَرَيْنَ الْاِمَامَ İmamı gördük ki لَا يَجِبُ اَنْ يَكُونَ olması vacip olmaz. O imamın غَيْرَ الْخَتِيبِ hatibin gayrisinin olmaması vacip olur. Bir adam cümleyi kıldırdı, hutbeyi okudu. O hutbeyi okuyandan başkası namaz kıldıramaz, o vacip değil. İsterse o hatip kıldırır, isterse başkası kıldırır. لَاَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا O hutbeyle cümleden her birerleri mutammenin bir sahibihi, sahibiyle mutammendir. Hutbeyi cümleyle de namaz ile tamam olur, namaz da hutbeyle tamam olur. فَلَمَّا كَانَ لَا بُدَّ مِنْهُمَا Vaktaki namaz ve hutbede elbette lazım oldu. Ney? لَمْ يَنْبَغِ لَايِغْ olmadı ki اَنْ يَكُونَ اُلَا الْقَائِمُ بِهِمَا O hutbe ve namaz ile kaim olan ola illa racülün vahiden bir adam olması bir adam ola bu layık olmadı. İlla bir adam okuyacak. Bir adam okuyacak ve kıldıracak. Bunu böyle demek layık olmadı. Çünkü ikisi yani bir şey gibidir de hutbeyi birisi okuyan namazı da birisi kıldıra bunu böyle demek layık olmadı. وَرَيْنَ الْاِقَامَةِ İkameti de gördük ki جُعِلَتْ مِنْ اَسْبَابِ السَّلَاتِهِ دَا O da namazın sebeplerinden kılındı ikamet. Ezan gibi وَاَجْمَعُوا İsmail ediler ki اَنَّهُ لَا بَاسَنْ يَتَوَلَّاهَا İkameti tevelli etmek, ikameti getirmekte beis yoktur. غَيْرُ الْاِمَامِ İmamın gayrisi. İmam namazı kıldırır. Müezzinde kamet getirir. İmamın başkası kameti getirmede beis yok. Bunda da icma var. İlla imamın ikamet getirmesi şart değil. فَكَمَا كَانَ لَا يَتَوَلَّاهَا Nitekim namaza tevelli eden olmadığı gibi غَيْرُ الْاِمَامِ فَكَمَا كَانَ لَا يَتَوَلَّاهَا Namaza tevelli eden olduğu gibi غَيْرُ الْاِمَامِ İmamın gayrisi. İmamın gayrisi ikamete tevelli etti, ikameti getirdi. Ve halbuki ikamet mine salati namazda namaza nispetle اَقْرَبُ مِنْهَا مِنَ الْاَزَانِ İkametin ezana namaza yakın olması ezandan daha ziyadedir. Daha ziyade yakındır. Yani ikamet ezana da yakındır namaza ama namaza daha yakındır. Evet, böyle olmakla beraber imam namazı kıldırır, başka bir adam da kameti okur. Bu caizdir. Öyleyse kâne felemmanın cevabı yukarıda felemmâ kâne labüdü minma dedi ya kâne oldu. Ne oldu? La be'se be'es olmaz oldu ki en yetevellâhâ ikamete tevelli de gayrul lezî şul bir kimsenin gayrisi ki yetevellel ezâne ezâne tevelli de. Ezâni okuyanın gayrisi ikameti okumasında be'is olmaz oldu. Fehâdâ huvel nezer. İşte nezer de budur. Kıyas da budur ki nereden aldı? Biz namaza baktık, sebeplere baktık. Cüm'e namazını gördük. Cüm'e namazının sebeplerinden birisi hutbe. Bu ayrılmıyor. Hutbe ikisi bir oluyor. Fakat hutbeyi başka birisi okur, namazı başka birisi kıldırır. Bu olabilir.
şart olduğu halde hutbe, namaz onsuz caiz olmadığı halde iki adam olabiliyor. Birisi hutbeyi okuyor ve birisi de namazı kıldırabiliyor. Ezan ikamette ona kıyas edilirse ona da baktık ki kametin namaza yakınlığı var, bir de ezana yakınlığı var. Namaza yakınlığı daha fazla. Öyleyken birisi imam olmuş, diğer birisi de kamet getirmiş. Bu caiz. Bunda da ittifak var. İkamet getiren başka, namazı kıldıran başka. Böyle olduğu halde ezan kametten biraz daha uzak. Bu niye olmasın? Bu da olur. Binaenaleyh ezanı birisi okur, kameti de başka birisi getirebilir. İşte bu kıyas yaparak bunda da beyiz görmedi. فَهَذَا هُوَ النَّزَرْ قِيَسْتَ بُدْهُرْ وَهُوَ قَوْلُ اَب۪ي حَنِفَةَ وَاَب۪ي يُسُفْ وَمُحَمَّدِ بِنَ الْحَسَنِ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالَى. Bu üç imamın kavli de budur. İmam-ı Malik de böyle demiştir ki yani olabilir, ezan-ı ikameti başka başka adamlar okuyabilir. وَاللّٰهُ تَعَالَى عَلَمْ وَصَلَّ اللّٰهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ.